Gençlik Anaokulu'nun tatlı mı tatlı öğrencileri. Bugün sizlerle birlikte masal kitabı okuyacağız. Beni aynı okulumuzdaki gibi çok dikkatli ve çok sabırlı bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Kitabımızın ismini kitabımız bittikten sonra hep birlikte tahmin edelim. Hadi gelin bakalım. Burası bir okulun güzelce temizlenmiş, düzenlenmiş ve eksikleri giderilmiş tuvaletiydi. Temizlik yapan hanım her gün iki kere tuvaletleri fırçalar, klozet kapaklarını ve çevrelerini siler, lavaboları deterjanla ovalar, tuvalet kağıdı ve sabunların eksiklerini giderirdi. Ama ne kadar temizlerse temizlesin, tuvalete dikkatsizce gelip çıkan çocuklar yüzünden etrafta mikroplar kolayca çoğalabilirdi. Zaten çoğalmaları çok kolaydı. Sifonu çekmeyen ya da etrafı kirleten o kadar çok çocuk vardı ki. Loop da bu sayede oluşan mikroplardan biriydi. Sessizce bekliyordu. "Oo, burası ne kadar güzel," dedi Lop. Sonra, "Canım kardeşlerim, hepiniz rahat mısınız?" diye bağırdı. Lop'un sorusuna karşılık olarak, "Evet," diye kalabalık bir ses yükseldi. Ardından Mikropup, "Ama benim canım çok sıkılıyor. Birisi gelse de bulaşıp onu hasta etsek," dedi. Lop, "Acele etme kardeşim. Burası bir okul. Şimdi kirli bir çocuk gelir nasıl olsa," diye karşılık verdi. Gerçekten de dediği gibi az sonra Zafer geldi. Zafer kirli değildi ama çok aceleciydi. Bu yüzden tuvalete girdi ama işini bitirir bitirmez koşarak arkadaşlarının yanına gitti. Tabii ne sifonu çekti ne de ellerini yıkadı. Tabii ki mikrop ailesi bu fırsatı kaçırmadı. Zafer elini klozete değdirdiği anda ellerine, oradan da tırnakların arasına girip beklemeye başladılar. Tam istedikleri gibi planları işe yarıyordu. "Haydi çocuklar, yemek saati geldi, ellerinizi yıkayın," diyen Zafer'in öğretmeniydi. Ama Zafer'in her zamanki gibi yine çok acelesi vardı. "Ama ellerim kirli değil ki," deyip doğruca masaya oturdu. O kirli elleriyle afiyetle yemeğini yedi. Zaten mikropların da sevdikleri şey kirli eller sayesinde insanların vücuduna girebilmekti. Sonunda istedikleri oldu. O akşam Zafer, "Anne, karnım çok ağrıyor," diyebilmekti. Sonunda istedikleri oldu. O akşam Zafer, "Anne, karnım çok ağrıyor," diye şikayet etti. Annesi, "Üşütmüşsündür yavrum, sıcak bir çorba yapayım, bir şeyin kalmaz," dedi. Ama bu sefer basit değildi. Karın ağrısına mide bulantısı da eklendi. Hatta Zafer'in ateşi bile çıktı. Doktora gittiler. Doktor iyice baktıktan sonra, "Tam tahmin ettiğim gibi, sen mikrop kapmışsın. Yazdığım ilaçları 15 gün boyunca kullanacak, iğnelerini düzenli olarak yaptıracaksın Zafer'cim," dedi. Zafer hiç sevmezdi ilaç kullanmayı ama çaresizce kabul etti. Ah şu mikroplar. O akşam Lup ve kardeşleri tuvalette bir eğlence düzenlediler. Zaten her hasta ettikleri çocuk için kutlama yapmak onların geleneğiydi. Kutlama yaparken Lup, "Arkadaşlar Zafer gibi dikkatsiz ve kirli çocukları hasta etmek çok kolay. Benim hedefim dikkatli ve temiz olanlar. Ne dersiniz? Zor işlere hazır mısınız?" Hep birlikte, "Oley, harika bir fikir ama bunu nasıl yapacağız?" Bütün mikroplar bir araya gelip kafa kafaya verdiler ve iyi bir plan yaptılar. Bu iş sandıkları kadar kolay değildi. Hedefse okulun en temiz çocuğu Beril'di. Beril tuvalete gidince hemen bütün mikroplar alarma geçtiler. Lup'un kardeşleri Beril'in ellerine tutundu ama Beril tuvaletten çıkar çıkmaz ellerini sabunla yıkadı ve tırnaklarının arasını temizledi. Günlerce Beril'i beklediler bir açığını yakalayabilmek için. Ancak bu pek mümkün gözükmüyordu. O gerçekten dikkatli ve temiz bir çocuktu. Lup Beril'i kendi yöntemleriyle hasta edemeyeceğini anlayınca aklına yeni bir fikir geldi. Hemen akrabalarına bir mektup yazdı. Akrabaları diş çürüten mikroplardı. Onların da ne kadar yetenekli olduklarını çok iyi bilirlerdi. Hem kaç gündür gözlüyordu. Beril hiç dişlerini fırçalamamıştı. Kısa süre sonra Lup'un mektubuna cevap geldi. "Biz zaten çalışmalara başladık.
Beril'in dişleri kısa zaman sonra çürüyecek. Sen hiç merak etme Lup, diyorlardı. Mikroplar sabırla beklemeye başladılar. Beril elindeki kocaman çikolatayı iştahla ısırırken bayılıyorum çikolataya. Biraz mikropların da tam olarak istediği şey oluyordu. O sabah Beril güne ağlamayla uyandı. Baba, dişim çok ağrıyor. Saat daha çok erken olmasına rağmen babası yataktan kalktı. Ağlayan kızına baktı. Gel bakalım, aç ağzını, dedi. Gözlerinden yaşlar süzülen Beril'in ağzına baktıktan sonra işte tam arkada kocaman bir çürük görünüyor. Kızım, sen hiç dişlerini fırçalamıyor musun? Hemen diş doktoruna gitmeliyiz. Hazırlan bakalım. Diş doktoru Beril'in dişlerini güzelce kontrol etti. Çürüğünü doldururken Beril bir daha o kirli mikropların dişlerine zarar vermesine asla izin vermeyeceğini söz veriyordu. Zafer de Beril de yaşadıkları bu olumsuz şeyler nedeniyle temizliklerine çok önem verdiler. Beril ve Zafer artık çok temiz oldukları için bir daha mikropların onları hasta etmesine izin vermediler.